Bugün neler öğrendi köşemiz? Adet düzensizlikleri konuştuk. Adet düzensizliklerinin hanımlarda özellikle çok yaygın olarak görülebildiğini ve bunların büyük çoğunluğunda endişelenecek bir şey olmadığını, çünkü adetlerin ruh haliyle, beyinle çok ilgili olabildiğini gördük. Gördük ki adet düzensizliklerinde eğer çok uzun süre devam ederse tetkikler lazım. Tetkiklerin küretajından tutun da hormonlara kadar, ama önce iyi bir muayene ve doğru dürüst bir anamnezle, hikayeyle başlaması gerektiğini öğrendik. Doktorunuzdan bunu isteyin. Ve ultrasonla tanının çok kolaylaştığını ve size rahatsızlık vermeyeceğini öğrendik. Öğrendik ki tedaviler arasında çok basitçe spiral koymanın zararlı bir şey olmadığını ve birçok adet düzensizliğini, adet kanamasını halledebileceğini, bazı basit ilaçlarla bunların hallolabileceğini ve ancak çok nadir gözüken bazı sebeplerin ameliyata gerek gösterebileceğini öğrendik. Hele hele miyomların düşünenin tam tersine çok az bir kısmının ameliyat gerektirdiğini ve bunların genellikle basit tedavilerle toparlanabileceğini, ama buna yönelik yapılacak cerrahi girişimlerinde öyle çok endişe verecek düzeyde olmadığını gördük, bilgilendik. Bizi bilgilendirdiğiniz için Sezai Hocamıza teşekkür ediyorum.